Dostlar hepinize merhaba. Bu sene havaların Mart ayında bir anda yeniden soğuması, özellikle son haftasında bir anda böyle dönüp çok ciddi anlamda soğuk yapması, kanaryalarımızın ilk kuşkalarının maalesef sıkıntılı geçmesine sebep oldu. Yumurtalar içinde yavru gelişimi durdu. Yumurtalar iyi ısınmadığı için çıkan yavrular da çok sağlıklı olmadı arkadaşlar. Ya da kuşlar henüz tam hazır olamadılar. Böyle bir anda havalar döndü. Onlar da bunu içgüdüsel olarak hissettiklerinden henüz hazır hale gelmediler. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Geçen sene Mart ayında yavru almaya başlamıştık. Nisan'da ilk yavrular büyüyordu çoktan. Zaten şu anda iç mekanlardan kuşlarına bakan arkadaşların çoğu ikinci ağız yavrularını almaya bile başladılar. Ama bizde böyle bir sıkıntı oldu. Bu çok sorun değil arkadaşlar. Onların doğal yapıları neye gerektiriyorsa biz de ona göre hareket ediyoruz. Dış ortamda bakıyoruz ama dış ortamda soğuk yerde kuş bakmak aslında çok daha onların sağlıklı olmasına sebep oluyor. Kuşlar çok daha sağlam yapılı oluyor arkadaşlar. Bunu zaten tecrübeli arkadaşlar bilir. Şimdi havalar yeniden ısınmaya başladı. Artık Nisan ayına da girdik. Bundan sonra da kolay kolay böyle bir hava dönüşümü olmaz arkadaşlar. Kuşlarımız da bunu hissediyorlar tabii. Yani havaların ısınmaya başladığını, baharın iyice geldiğini ve yeniden hareket geçmeye başladılar. Benim kuşlarımda da ikinci kuluçkalar başlıyor arkadaşlar. Gelen yumurtalar var. Harekete geçen kuşlar var. Şimdi sırasıyla onlara bakalım. Bu sene benim eşe attığım 3 takım kanaryam var. Onlardan bir tanesi bu turuncu kuşlar. Dişimiz dün itibariyle 3. yumurtasını yaptı. Ben bugün sabah bir yumurta daha gelmesini bekliyordum ama o yumurta gelmedi. Bazen böyle yumurta arasında 2 gün de geçebiliyor. Normalde her gün birer yumurta yaparlar sabah erken saatlerinde. Bugün 4. yumurta gelmeyince ben de o topladığım yumurtalarını koymadım altına ve bir gün daha bekleyeceğim. Yarın kuşkasını Allah'ın izniyle başlatacağım arkadaşlar. Şu anda altında 3 tane sahte plastik yumurta var bu kuşumuzda. İlk kuşkasında 3 tane dolu yumurta olmasına rağmen sadece bir tane yavru çıktı. O yavru arkadaşlar yaşamadı bu kuşumuzda. İnşallah bu yatmaya başladığı ikinci kuşkasında böyle talihsizler yaşamadan güzelce yavrularını alırız arkadaşlar. Buradaki çiftim ikisi de geçen senenin yavrusu olan kuşlar. Beyaz olan erkek, sarı olan kuşumuz dişi. Dişi maşallah ilk kuluçkasında tam 5 tane yumurta yaptı. Ama o yumurtalardan sadece 2 tanesi dolu çıktı arkadaşlar. Yeni kuşlar olduğu için, yani ilk kez yeşil atılan kuşlar olduğu için, ilk kuluçkalar olduğu için henüz o üreme ve eşleşme tecrübeleri tam gelişmemiş oluyor bu kuşlarda. Ve maalesef sadece 2 tane yumurta döllenebilmiş. Onlardan da çıkan bir tane yumurta oldu, bir tane yavru oldu. O yavru da arkadaşlar 3-4 gün sonra maalesef hayatını kaybetti. O daha çok başka bir nedenden hayatını kaybettiği gibi görünüyor. Yani çok soğuk belgesi yok. Şimdi yeniden yumurtlamaya başladı dişimiz. Bu sabah bir tane yumurta bıraktım. İnşallah yine şöyle bir 4-5 tane yumurta görürüz. Yumurtalarını da topluyoruz tabii, çıkan yumurtaları her gün. Sabah yaptığı yumurtayı aldım. Şimdi bunun da yuvasında bir tane plastik sahte yumurta var. İnşallah 4. yumurtasını yaptığı gün sabahında bu kuşumuzun kuşkasını başlatmış olacağız. Buradaki kuşlarımda arkadaşlar hareketlenme daha yeni yeni başlıyor. Aslında erkeğimiz hazır. Geçen senenin yavrularından bir erkek bu. Erkek gayet hazır. Kızgın uçuşları da yapıyor. Dişiyi eşleşmeye de çağırıyor ama dişi daha yeni yeni iplerle oynamaya başladı arkadaşlar. Ben daha önce videolarımda anlatmıştım. Bu dişi böyle her sezonda geç hazırlanır ama güzel yavru verir. Şimdi geçen gün böyle birkaç defa ip taşımaya başladığını gördüm. İp de verdim. Şurada böyle altlarda o kalan parçalar da görünüyordur. Onlardan biraz yuvasına taşıdı ama tam bir örme faaliyeti yapmadı. Şu anda da yine çok ağır davranıyor ama onun da yavaş yavaş harekete geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar son olarak böyle ikinci kuluçka başlatırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu işlemi nasıl yapacağız? Bunu kısaca özetleyerek videomuzu bitirelim.
İlk kuşkamızda bir talihsizlik yaşadığımızda, işte yumurta boş olur ya da yavru ölümü olur vesaire, böyle bir sıkıntı yaşadığımızda yuvalığı birkaç günlüğüne çıkarırız arkadaşlar. Şöyle 3-4 gün yuvalığı takmamanızı öneririm. Yuvalık sürekli durursa kuş boş yuvada bile yatmaya devam eder ve bu da hem kuş için hem de sizin için zaman kaybı ve enerji kaybı olur. Yuvalığı 3-4 günlüğüne çıkarın. Ondan sonra yeniden takın arkadaşlar ve yeniden kuşunuza ip vesaire malzemeler vermeye başlayın. Zaten o kendisini hazır hissettiğinde tekrar harekete geçecektir. Bu arada günde şöyle bir tatlı kaşığı kadar da mama vererek kuşunuzu biraz daha hareketlendirmeye çalışın. Ona biraz daha enerji, vitamin, mineral ve protein takviyesi yapmaya başlayın arkadaşlar. Yumurta yapmak için zaten bunlara ihtiyacı olacaktır. Vücudundaki eksimeleri böylelikle takviye etmiş olursunuz. Hem de kuşunuz biraz daha böyle enerjik hale gelerek üremeye daha yatkın hale gelir. Kuşlarınızı ikinci kez böyle kuşkuya başlatırken onları yeniden ayırmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu noktayı da belirtmiş olalım. Kuşlarınızla bir arada durmaya devam etsinler. Yeniden bir ayırma yapmayın. Dediğim gibi zaten siz yuvalığı tekrar takınca ve biraz böyle ip vesaire vermeye başlayınca kuş hazırsa yeni bir kuşkuya yapmaya zaten harekete geçecektir. Ve ilk kuşkadan kendi aralarında da zaten böyle bir aşinalık oluştuğu için hiç ayırma yapmaya da gerek olmaz arkadaşlar. Herkese hayırlı, bol, bereketli üretimler diliyorum. Herkese güzel sağlıklar, sağlıklı yavrular almayı diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere videolarda.